kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. Türkiye demokrasi tarihine kara leke olarak geçen 12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen geride bıraktığı acılar ilk günkü tazeliğini koruyor. Alınan bilgiye göre idam, kötü muamele, insan hakları ihlalleriyle anılan 12 Eylül'e giden sürecin hazırlıkları yaklaşık 4 ay sürdü. Kod adı Bayrak Harekatı olarak belirlenen darbe planının uygulanması için ordu komutanlarına 11 Temmuz 1980 günü saat 4'te harekete geçirmesi emri verildi. Ancak Süleyman Demirel'in başkanlığındaki hükümetin 2 Temmuz'da güven oyu almasıyla darbeciler bu planı erteledi. Tarihler 12 Eylül'ü gösterdiğinde Türkiye demokrasisine darbe vuracak plan sabaha karşı uygulandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahinkaya, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Ceresun'dan oluşan Darbeci Milli Güvenlik Konseyi bütün yetkileri ele aldı. Kendi kendini kontrol edemeyen demokrasiyi sağlam temeller üzerine oturtmak, kaybolan devlet otoritesini yeniden tesis etmek için yönetime el koymak zorunda kalmış. Anayasayı kaldıran darbeciler ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni lağvederek antidemokratik faaliyetlerine hız verdi. Ülke genelinde sıkı yönetim ilan edildikten sonra sivil toplum kuruluşlarını hedef alan darbeciler Türk Hava Kurumu, Çocuk Esirgeme Kurumu ve Kızılay dışındaki dernekleri kapattı. Siyasi partilerin kapısına kilit vuran darbeciler Süleyman Demirel ile Bülent Ecevit'i Hamza Koy'a, Necmettin Erbakan'la Alparslan Türkeş'i ise Uzunada'ya sürgüne göndererek siyasi yasak getirdi. Antidemokratik uygulamalarına her gün yenisini ekleyen darbeciler, acısı yıllarca hafızalardan silinmeyecek idam kararlarına da imza attı. Takvimler 9 Ekim 1980'i gösterdiğinde sol görüşlü Necdet Adalı ile ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu idam edildi. Darbe öncesinde bir askeri inzibat erini öldürdüğü gerekçesiyle hüküm giyen 17 yaşındaki Erdal Eren'e de idam cezası verildi. Eren'in idam hükmü Yargıtay tarafından iki kez iptal edilmesine rağmen Milli Güvenlik Konseyi'nce onaylanan kararla ve yaşı büyütülerek 13 Aralık 1980'de Ankara Ulucanlar Cezaevinde infaz edildi. Kenan Evren'in Eren için söylediği "asmayalım da besleyelim" mi ifadesi darbecilerin insan hakları ihlali konusunda sınır tanımayacaklarının itirafı oldu. Kanlı uygulamaların yanı sıra demokrasinin askıya alındığı süreçte 650 bin kişi gözaltına alındı. 210 bin davada 230 bin kişi yargılandı. 7 binden fazla kişi hakkında idam talep edildi. Hukukun askıya alındığı o günlerde 517 kişi ölüm cezasına çarptırıldı ve 50 kişi hakkında idam kararı yerine getirildi. Onlarca gazeteci hakkında binlerce yıla varan hapis cezası istendi. 14 bin kişi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından çıkarıldı. 30 bin kişi ise sakıncalı olduğu iddiasıyla işinden edildi. Kültür ve sanat hayatının da hedef alındığı 12 Eylül'de yaklaşık 1000 film sakıncalı bulunduğu için yasaklandı.